İyi ki geldiniz. Çünkü size anlatmam gereken çok önemli şeyler var. Konumuz Mısır piramitleri ve Nikola Tesla'nın üzeri örtülen akıl almaz projesi. Bunu neden mi duymanız gerekli? Çünkü ucu hepimize dokunuyor olabilir. Hiç piramitlerin aslında firavunlar için birer mezar olmadığını, bambaşka bir amaca hizmet etmek için inşa edilmiş olabileceğini düşündünüz mü? Bu videodan sonra dünyaya ve piramitlere bir başka gözle bakacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Mısır'ın güneşinin öptüğü kumları üzerine inşa edilmiş muazzam Giza piramitleri. İnsanoğlunun binlerce yıldır amansız bilgi arayışına rağmen bu eski harikaların gerçek amacını ve kökenlerini tam olarak anlayabilmiş değiliz. Kimler tarafından ne zaman inşa edildikleri veya nasıl ve neden yapıldıklarına dair elimizde kesin bir kanıt yok. Bu anıtsal yapıların Mısır firavunları için ebedi istirahat yerleri olarak dikildiği yaygın olarak kabul edilse de piramitlerin birer mezar görevi gördüğünü hala ispatlayamıyoruz. Zira bugüne kadar piramitlerin içinde herhangi bir mumya çıkmadı. Eğer onlar bir mezar olarak inşa edilirlerse o halde mumyalar nerede? İşte bu noktada bambaşka, heyecan verici bir teori gündeme geliyor. Ya piramitlerin yapılış amacı düşündüğümüzden çok daha farklıysa? Bilim, fiziksel olmayan fenomenleri incelemeye başladığı gün, var olduğu önceki yüzyıllarda olduğundan daha fazla ilerleme kaydedecektir, demişti Nikola Tesla. Pek çok videomda anlatmış olduğum sayıların gizemleri, renklerin ve kokuların bilmediğimiz sırları, sesler ve frekansların etkileri, suyun hafızası olması veya içinde bulunduğumuz boyutun dışındaki bir takım varlıklarla ilgili sorulara cevap arayan metafizik araştırmalarında olduğu gibi Tesla'nın da zamanın ötesinde araştırmaları vardı. Onlardan biri de kuşkusuz Mısır piramitleri üzerinde yapmış olduğu ve belki de hepimizi yakından ilgilendiren çalışmalarıydı. İddialar öylesine çarpıcı ki, zamanında Tesla'nın çalışma dosyaları birileri tarafından ortadan kaldırılmasaydı, şu anda bambaşka bir dünyada yaşıyor bile olabilirdik. Az sonra Nikola Tesla'nın piramitler ile olan bağlantısını dinlediğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacak ve belki de gelecekte nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda heyecanlanacaksınız. Şimdi gelin Tesla'nın neden Mısır piramitleri ile bu kadar kafayı bozduğunu anlamak için olayın biraz detayına inelim. Ardından piramitlerin içine çarpıcı bir yolculuk yaparak sizlere yok artık dedirtecek araştırmayı masaya yatıralım. Tesla gözlerini gökyüzüne dikmiş ve derin düşüncelere dalmıştı. İşte tam o anda beyninde adeta bir şimşek çaktı ve dünyanın üst atmosferinde bulunan iyonosfer hakkında çığır açıcı bir takım fikirler oluştu zihninde. Tesla, yüksek enerjili parçacıklar ve güneş radyasyonu etkisiyle oluşan iyonize gazlarla dolu olan dünyanın bu katmanını kullanmayı başarabilirse, kablosuz enerji iletimini sağlayabilir diye düşündü. Düşük frekanslı radyo dalgalarının dünyanın yüzeyi ve iyonosfer arasında ilerleyebileceğini ve bu sayede dünyanın herhangi bir yerine enerji iletimi sağlayabileceğini düşündü. Bunu başarmak demek sınırsız enerjinin keşfi demekti. Böylece dünyanın herhangi bir yerine elektrik hatları, trafolar veya diğer fiziksel altyapıya ihtiyaç olmadan elektrik iletimi gerçekleştirilebilecekti. Kablosuz enerji iletiminin mevcudiyeti, ulaşımda, elektronik eşyalarımızda ve hatta uzay araştırmaları dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde büyük avantaj sağlayacaktı ve belki de eğer varsa şimdiye kadar çoktan uzayın derinliklerindeki bizimkine benzer gezegenleri keşfetmiş olabilirdik. Peki ya piramitler bu konunun neresinde? Tesla öyle bir gizemin peşinden gidiyordu ki bu durum belki de piramitleri inşa edenlerin bizim şu anda sahip olduğumuzdan daha ileri bir teknolojinin keşfini gerçekleştirmiş olma ihtimalini ve bu sayede öte gezegenlerle bile iletişim kurmuş olabileceklerini gözler önüne seriyor. Piramitlerin altında yatan bu büyük sırdan önce bakın Tesla işe nasıl koyulmuş.
Nikola Tesla'nın uzun yıllar Mısır piramitleri üzerinde kafa yorduğu ve inşasına başladığı bir kule için bu gizemli yapılardan esinlendiği iddia edilmekte. Titanic'ten hatırladığımız ünlü iş adamı John Jacob Astor'dan aldığı 30 bin dolar ile 1899 yılında Colorado Springs'te kendine bir laboratuvar kurdu. Buranın konumu Mısır piramitlerinin bulunduğu konumla birbirlerine yakın hizalardaydı. Kimilerine göre Tesla laboratuvarın konumunu seçerken bunu da göz önünde bulundurmuştu. Çünkü inanışa göre piramitler öylesine gelişigüzel bir konuma inşa edilmemişlerdi. Dünyanın manyetik alanını kullanabilecekleri çok özel bir noktaya bilinçli olarak konumlandırılmışlardı. Tesla burada 43 metre yüksekliğinde ve tepesinde 76 santim bakır küre bulunan bir kule inşa etti. Laboratuvarın içine de son derece yüksek voltajlar ve akımlar üretebilen büyük bir rezonans transformatörü kurdu. Bir süre sonra da kablosuz güç iletimi ve uzun menzilli kablosuz iletişim için kullanabileceğini umduğu kulenin etrafında salınımlı bir elektrik alanı oluşturmayı başardı. Fakat çok geçmeden yaşanan garip olaylar çevredekilerin tepkisini çekmeye başlayacaktı. Tesla çalışmaları sırasında 41 metre uzunluğa kadar yapay şimşekler ortaya çıkarmıştı. Bu muhteşem görüntüler kulenin etrafını aydınlatıyordu adeta. Ünlü bilim adamı dünyanın rezonansını kullanarak elektrik enerjisini dünyanın içinden iletebileceğini keşfetti. Tesla'ya göre dünya limitsiz enerjinin elde edilebileceği iki manyetik kutup etrafında dönmekte olan dev bir elektrik jeneratörüydü. Böylece minimum güç kaybıyla elektriğin uzun mesafelerde kablosuz iletimini sağlayabileceğine inanıyordu. Ürettiği kablosuz lambaları salınımlı elektrik alanına yerleştirerek yakma yeteneğini gösterdi. Bu, kablosuz enerji transferinin erken bir örneğiydi. Tesla, radyo sinyalleri gönderip almayı denedi ve bu süreçte doğal olarak oluşan radyo dalgalarının varlığını keşfetti. Bu şekilde dünya dışı kaynaklardan olabileceğine inandığı garip sinyaller de almıştı. Ardından bölgede yürüyen insanlar ayaklarıyla yer arasında yanıp sönen kıvılcımlar görmeye başladılar. Etrafta uçan kelebekler elektrikleniyor ve görünüşe göre yönlerini şaşırıp havada daireler çiziyorlardı. Çevrede bulunan ampuller görünür bir güç kaynağı olmadan parlıyordu. Tesla elektriğin gücünü arttırmayı denediğinde laboratuvarın yakınındaki atlar nalları yerle tepkimeye girdiği için rahatsız olmaya ve zıplamaya başladılar. Tesla'nın devam eden bu çalışması bir süre sonra Colorado Springs'e giden tüm gücü devre dışı bırakınca El Paso Elektrik Şirketi'ndeki ekipmanlara ciddi hasarlar verdi. 8 aylık deneylerin ardından bu laboratuvar ödenmemiş borçlarından dolayı yıkılınca Tesla New York'a döndü ve burada Verdin Cliff Kulesi projesinde çalışmaya başladı. Tesla'nın burada gerçekleştirdiği deneyler daha sonraki çalışmalarının temelini attı, elektromanyetizma ve kablosuz teknolojiler konusundaki anlayışımızı önemli ölçüde geliştirdi. Peki Tesla piramitlerle ilgili ne keşfetmiş olabilir? Bildiğiniz üzere Nikola Tesla rakamlara kafayı takmış bir bilim adamıydı. 3, 6 ve 9 rakamlarını ayrıca önem atfetmiş ve bu rakamları evrenin temel yapısını anlamak için bir anahtar olarak görmüştü. Bu rakamlara öylesine bağlıydı ki bir binaya girmeden önce etrafında 3 tur atardı. Hatta otel odasının kapı numarasını bile özenle seçerdi. Tesla'nın piramitlerle ilgilenmesi sayılarla ilgili bir gizeme dayanıyor olabilir mi? Antik dünyanın 7 harikasından biri olan Büyük Giza Piramidi 6 milyon ton ağırlığında ve yapımında 2,5 milyon dev blok taş kullanıldı. Akıllara durgunluk veren bu yapının mimarları gezegenimizin henüz küresel bir yapıda olduğunun bile bilinmediği bir dönemde dünyanın ölçülerini piramidin ölçülerine oranlamış gibi görünüyor. Yanlış duymadınız. Piramidin yüksekliğini 43.200 ile çarparsak 6.343 kilometre. Yani sadece %0.3'lük bir sapmayla dünyanın kutup yarıçapının ortaya çıktığını görüyoruz. Piramidin tabanının çevresini yine aynı sayıyla çarptığımızda ise bu sefer dikkat çekici bir şekilde dünyanın ekvator çevresinin uzunluğuyla neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. 43.200 rastgele bir sayı değil. Eski Mısırlılar için ekinokslar oldukça önemliydi. Yani gece ve gündüzün birbirine eşit olması.
Böyle günlerde gecelerin uzunluğu 43.200 saniye, gündüzlerin de uzunluğu yine aynı şekilde 43.200 saniye sürmekteydi. Acaba antik Mısırlılar bizim şu an bile hala keşfedememiş olduğumuz sayılar ve frekansların gizemini keşfetmiş ve bunu kullanmış olabilirler mi? Belki de Tesla bu yüzden Mısır piramitlerine bu kadar ilgiliydi. Piramitlerin ayrıntısına girdiğimizde işler çok daha heyecan verici bir hal alacak. Büyük Giza piramidi orijinal olarak inşa edildiğinde bugünkü bildiğimiz görüntüsünün aksine pürüzsüz, parlak beyaz bir kireç taşı tabakasıyla kaplıydı. Bu taşlar çok cilalıydı. Bu da piramidin Mısır güneşi altında parlamasını ve muhteşem bir manzara oluşturmasını sağlıyordu. Bu kireç taşları akıl almaz bir şekilde piramitlerden 13 kilometre uzaklıktaki Tura ve Maasara bölgesinden taşındılar. Tura kireç taşı magnezyumdan yoksun olduğu için harika bir yalıtkandı. Piramidin iç mimarisi gerçek amacı hakkında spekülasyonları daha da arttırıyor. Devasa çerçevesi içinde pembe granit olarak bilinen benzersiz bir granit çeşidinden yapılmış odalar bulunmaktadır. Yüzlerce kilometre uzakta bulunan ve özenle Giza'ya taşınan bu özel taş merak uyandıran bir özellik taşıyor. Kuvars'ta bulunan bir bileşik olan silikon dioksit. Kuvars, mekanik stres veya titreşimlerin bir elektrik yüküne neden olduğu piezoelektrik adı verilen etkileyici bir özelliğe sahiptir. Kuvars kristalinin her iki tarafında oluşan pozitif ve negatif yükler bağlandığında bir elektrik devresi oluşturabilir. Modern zamanlarda bu ilke saatler ve televizyonlar gibi çeşitli teknolojik cihazlara uygulanmakta ve bu eski yapı ile elektriğin ilkeleri arasında içkin bir bağlantıya işaret etmektedir. Kuvars'ın piramit içine dahil edilmesi seyrek bir olay değil. Çarpıcı bir şekilde kral ve kraliçenin odalarının yaklaşık %85'i çeşitli tüneller ve geçitlerle birlikte bu kuvars bakımından zengin granitle kaplanmıştır. Böyle bir düzenlemenin anlamı dikkat çekici. Eğer basınca maruz kalırsa tüm piramit potansiyel olarak devasa bir elektrik santrali olarak işlev görebilir. Bir makine mühendisi ve yazar olan Christopher Dunn bu bağlamda ilginç bir hipotez sunuyor. Piramitlerin, özellikle Büyük Giza piramidinin elektrik üreten devasa enerji santrali olduğunu teorileştiriyor. Dunn'a göre piramitler, kuvarsın piezoelektrik özelliklerini tetikleyerek bir elektrik akımı üreten sismik enerjiyle rezonansa girecek şekilde tasarlandı. Bu teoriyi destekleyen başka bir şey de piramidin altında bulunan yeraltı su kanallarının varlığı. Christopher, bu kanalların hidrolik basınç üretmek için kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Bu basınç, daha sonra piramide yönlendirilerek kuvars yüklü blokların titreşmesine ve böylece elektrik üretmesine neden olur. Teori, Giza piramidinin altındaki suyun hareketinin yeraltı geçitleri yoluyla piramidin içindeki grafit bir şekilde tasarlanmış tüneller ve odalarda belirgin bir ses frekansı ürettiğini varsayıyor. Su hareketiyle indüklenen bu rezonans frekansı, piramidin tepesine yükselen enerjiye dönüşerek dünyanın doğal frekansıyla hizalanıyor. Bu hipoteze göre, kraliçenin odası hidrojen veren bir kimyasal reaksiyon için kullanıldı. Bu düşünce, kraliçenin odasına giden iki iç şaftın varlığıyla pekiştirilir. Kuzeydeki şaft, hidroklorik asit izlerini ortaya çıkarırken, güneydeki şaft, hidratlanmış çinko klorür kalıntılarına sahip. Bu iki kimyasal birleştirildiğinde hidrojen üretimiyle sonuçlanan güçlü bir reaksiyonu tetikliyor. Bu hidrojen gazı daha sonra kraliçenin odasından geçerek Büyük Galeri'ye ulaşır. Büyük Galeri ayrıca elektrik üretme kabiliyetiyle bilinen bir malzeme olan granitten inşa edilmiştir. Bu elektrik yükü havayı iyonize ederek galeri içindeki iletkenliği arttırır. Akustik mühendisleri galeri içindeki ses frekansının 440 Hz olduğunu keşfettiler ve bu teoriye güven kattı. Eric Wilson, büyük ölçekli termal akustik jeneratör başlıklı 2019 tarihli bir makale yayınladığında tüm bu anlatılanlar daha anlamlı gelmeye başladı. İyonosfer pozitif bir yük taşırken dünya doğal olarak negatif bir yüke sahiptir. Piramidi inşa edenlerin doğal pozitif yükü çekmek için yerden yüksekte piramit ve kral odası havalandırmalarını inşa ederek elektrolizi mümkün kılmak için bu potansiyel farktan yararlandıkları düşünülmekte.
Bu modelde kraliçe odası tuzla kaplanmış negatif bir elektrot olarak kabul edilirken kral odası pozitif elektrot görevi görür. Hidrojenin kraliçe odasında, oksijenin ise kral odasında üretildiği düşünülmekte. Bu iddialar doğruysa, sınırsız bir temiz enerji kaynağının binlerce yıl önce eski Mısırlılar tarafından keşfedilmiş ve kullanılmış olabileceği anlamına gelir. Bu, şu soruyu gündeme getiriyor. Piramitler gerçekten de enerji üreticileri ise bu enerji nasıl dağıtıldı? Buna cevap vermek için Tesla'nın araştırmasına geri dönelim. Tesla'nın enerji kulesi suya uzanan bakır ve demir çubuklarla bir akiferin üzerine inşa edilmişti. Elektrikle şarj edildikten sonra kule, enerjiyi atmosfer yoluyla küresel olarak iletmek için tasarlandı. Benzer şekilde piramit de bir akifer üzerine inşa edilmiştir. Piramidin kapak taşı altın olsaydı, piramidin içinde biriken enerji tepeye çıkar ve sonra atmosfere iletilirdi. Ancak Tesla, dış müdahale nedeniyle araştırmasını tamamlayamadı ve sınırsız enerjiye küresel erişim potansiyelini gerçekleştiremedi. O zamanlar tek geçerli seçenek gibi görünen iş adamı J.P. Morgan'dan projesi için mali destek istedi. Ancak önde gelen bir elektrik şirketinin ve dünya çapındaki bakır madenlerinin sahibi olan Morgan, Tesla'nın vizyonuna yatırım yapmaktansa Tesla'nın orijinal fikirlerini alıp geliştiren Edison ve Marconi'yi desteklemeyi seçti. Sınırsız enerji bulunursa tüm sahip olduğu şirketler, yatırımlar çöpe gidecekti. İnsanoğlunun para hırsı yine gelişimin önüne geçti ve sonuç olarak Tesla belirsizliğe itildi, kulesi söküldü ve projesi terk edildi. Dehasına rağmen Tesla kabul edilmeden öldü ve araştırma kağıtları derhal yok edildi. Şimdi ise fosil yakıt kullanmaya devam ediyoruz ve petrolü olan ülkelerde parayı elinde tutmaya devam ediyor. Piramit inşaatçılarına gelince, ana akım Mısır bilimciler ve tarihçiler genellikle piramitlerin yaklaşık 4500 yıl önce inşa edilmiş mezarlar olduğu konusunda hemfikirdir. Ama size piramitlerin aslında antik Mısırlılar tarafından inşa edilmediğini, onların piramitleri hazır bir şekilde bulduğunu söyleseydim ne derdiniz? Evet, yeni bir teoriye göre piramitler aslında çok daha uzun bir zamandır orada olabilir ve Mısırlılar onları keşfetmiş olabilir. Neden mi? Bazıları Giza'nın 3 büyük piramidinin Orion takım yıldızındaki 3 yıldızla aynı hizada olduğuna inanıyor ve bu da onların bu yıldızlara göre inşa edildiğini öne sürüyor. Ancak bu kesin hizalanma piramitlerin genel olarak kabul edilen yaşından çok daha önce, 13.500 yıl önce meydana geldi. Bu nedenle teorisyenler piramitlerin Mısırlılardan binlerce yıl öncesine ait olduğunu öne sürüyorlar. Kireç taşını karbonla tarihlendiremesek de Sphinx'in çok uzun bir süredir var olduğunu gösteren bazı kanıtlar var. Sphinx'te sadece rüzgar ve kumdan değil, aynı zamanda sudan da kaynaklanan erozyon belirtileri görülüyor. Bu işaretler 13.500 yıl öncesine kadar uzanan bir süreçte suyun geçişini temsil ediyor olabilir mi? Kadim geçmişimizin gizemlerini çözmeye devam ederken bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Videoyu bitirmeden önce teorinin dozajını biraz arttırmaya ne dersiniz? Piramitlerde üretilen ses frekansının 440 Hz olduğunu söylemiştik. Bu ses frekansını hatırladınız mı? Şeytanın frekansı. Yapılan araştırmalar 440 Hz'in insanların kalp ve kuyruk sokumu arasındaki enerji merkezleriyle uyumsuz olduğunu gösterdi. Metafiziksel olarak 440 Hz müzik aleminde şeytanın frekansı olarak kabul edilmekte. Bu frekans ile biyoenerjetik olarak titreşimlerimizin ele geçirilebileceği, bilinçaltımıza hakimiyet kurulabileceği düşünülmekte. İnsanların vücut kimyasını, psikonörolojiyi ve sağlığını denetim altına alabilme özelliği bulunduğuna inanılan bu frekansın dünyayı daha yaşanılamaz bir hale getirmekte rol oynadığına inanılmakta. Peki piramitler hala bu frekansı yayıyor olabilir mi? Öyleyse bunu tüm dünyaya nasıl iletiyor olabilir? Kim bilir, belki de zamanında Mısır'dan tüm dünya ülkelerine hediye edilen dikili taşlar boşuna gezegenin dört bir yanına konumlandırılmamıştır. Belki enerji frekansı çok uzun zamandır dünyanın her köşesine iletiliyordur. Ama neyse, bu kadar uçmaya gerek yok. Sonuçta bunlar birer komplo teorisi. Ama yine de Nikola Tesla'nın şu sözünü tekrar hatırlatmakta fayda var. Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün.